sürü kişi daha ölüm döşeğine kadar içinde mesela ne yetenekler gizli. Yetenek mezarlığı olduğumuzu düşünüyorum ben ülke olarak aslında. Yani herkesin, her çocuğun, her gencin, her yaşlının içinde aslında ölüp gitmiş ne kadar çok yetenek var. Hani ben şunu hatırlıyorum kendimden. Yani. Ben şunu hatırlıyorum kendimden. İlkokuldaydım. Yani birinci sınıf olur, ikinci sınıf olur. Bir deftere hikayeler yazdığımı artık yani öyküler yazdım ama nasıl yazıyorum biliyor musunuz? Çizerek. Yani evet. Hem resmediyorum onu hem bir yandan yazıyorum. Şimdi düşünüyorum o anki yeteneğimi eğer birisi keşfetseydi evet. Belki hani hakikaten şu anda belki 3-5 kitap yazacaktım. Hala da yazılabilir de yani hani. Hala o zamanlar bu. Yani, hiçbir zaman geç değil. Hatta çocukluğuna dönüp oradan devam etmek gerekiyor. Yani hepimizi çocukluğumuza dönüp ben çocukluğumda en çok sevdiğim şeyler nelerdi ya benim? Böyle salak salak oynardım ben yani. Gene salak salak oynayabilirsin yani. Hayatta hiçbir şey için geç değil. Gerzek gerzek kendi kendime zaman geçirebilirdim yani. Bu çok güzel bir şey. Gerzek gerzek kendinle kalıp işte boş zaman geçirebilme. Kesinlikle. Bu her şeyin başı bence. Bunu becerebilsek zaten biz ve sürekli böyle hayatı kuşatılacak bir sonraki hedef, bir sonraki onu yap, bunu yap, bunu yap. Bu tüketiyor bizi bir yerden sonra. Artık yani sürekli ele geçirilecek yeni hedefler. Bir makine değilsin ki sen. Makine değilsin yani. Hayat bundan ibaret değil. Biraz da oyun oynamayı dönmek gerekiyor. O keşfetmeye. Sadece mesela öğrenmek için öğrenmek. Sadece meraktan dolayı bir şeyi merak ettiğin için yapmak. Sonuç beklemeden. Herhangi bir başarı maşarı bunları düşünmeden. Etkisi ne olacak? İşte insanların hayatına bir faydası olacak mı? Ya da benim hayatıma faydası olacak mı? Kariyerimde bunu nasıl kullanacağım? Buradan para gelecek mi? Bütün bunları unut hepsini. Sadece ve sadece bir şeyi sevdiğin için yapma. Neden seviyorsun sadece onun için? Balıkçıları ben takdir ederim. Balık tutmaya gidiyorlar ya. Yani adamın tarzı tasası yok öyle. Balık yani. Yastığı güzel olur. Yani bekliyor. Mesela ben çıldırırım mesela. Balık tutma stresli gelir yani bana. Değil mi? Yani tutamadın bir kilo balığı alıp gitmek durumunda kalırsın yani balıkçıdan. Derdederim yani mesela. Sonuç odaklı düşünüyorsun ya her şeyi. Evet. Çok yanlış. Orada süreç hayatın kendi ritmini yaşama. Yani mesela vardır ya öyle tipler. Sabah çayını demler. Bakalım der işte bütün gün evdeyim bugün kim gelecek bakalım çayım ama. Yani bütün gün hiç evden çıkmam diyor mesela. Vardır öyle tipler. Neden? Çay demledim çünkü bugün. Yani onun keyfini öyle bir kendini kaptırmış ki. Aslında hayatın hani içerisinde olan hani o oltayı sallarken hadi rastgele der ya. Ha. Hani nereden çıkarsa, nereye giderse. Evet. Aslında ne yakalanırsa. Mesela, o hayatın içindeki ritim, keyif duygusu. Bizim kültürümüzde o keyif duygusuyla hüzün duygusu birbiriyle de çok iç içe aslında. Yani hayatın içerisindeki keyifle hayatın içerisindeki hüzün birbirleriyle de aslında çok bağlantılı. O akışın içinde, doğallığın içinde işte o çay çok önemli onun için bizim Türk kültüründeki. Yani içme çayı, mesela çayın zamanı yoktur yani. Kahvaltıda da, öğlende, gecenin köründe de, yatmadan önce de, uyandığında da her zaman bir çay olayı vardır yani. Nefes alıp vermek gibi yani. Hani hiç çay düşünmezsin yani. Hep oradadır yani. Bir şekilde hayatı kaygısızca, olağan akışında, çok fazla zorlamadan, arada hiçbir şeyi böyle düşünmeden, sadece ritme, akışa bırakarak, eğlenerek, işte öğrenerek, bir şeyleri keşfederek, çocukluğumuza dönerek belki arada molalar, nefes almamız gerekiyor. Mola kesinlikle vermemiz gerekiyor. Yani bu çocukluğumuzda yaptığımız şeyler onun için çok önemli. Yani onlara dönebilsek biz gene o keyfi yeniden yaşayabilsek belki oradan çok güzel eserler de vereceğiz. Kesinlikle. Ben mesela şeyi merak ediyorum. Bir ara mesela düşündüm bunun üzerine. Hani yeni nesile biraz daha işte eski nesil çok fazla çalışmış. Mesai anlamında da yani. Mesai bitmiş, çalışmış adam yani. Mesaiye kalmış, gece dememiş, gündüz dememiş. Yeni nesil de öyle değil yani. Hani ne kadar az mesai olursa o kadar iyi aslında. Hayatın çünkü zamanın kontrolünü kendi elinde tutmak istiyor. Çünkü zamanı ıskalamak istemiyor. Ya bu ne kadar güzel bir şey yani. Hani evet. Hayat çünkü bir kere yaşanıyor. O an bir kere var. Geri gelmiyor. Kardeşim kaçırdıktan sonra hani ne yapayım yani.
parası, pulu, şusu, busu yani evet önemli ama bir yere kadar. Evet. Giden geri gelmiyor zaman anlamında evet. Yani. Herkese her şey çok farklı anlamda verilmiş. Yani hayatımızın seyri bambaşka ama bir şey çok eşit verilmiş herkese. O da zaman kullanırken yani, kimi kazanıyor, kimisini de heba ediyoruz belki de. Sürekli çalış, 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 çalış. Kendini mesela feda ediyorsun. Hani bazen kıymeti bilinir, bazen de bilinmez. Bazen mesela öyle şeyler yaşarsın ki iş yerinde ama o kadar emeğe, gayrete, şuna buna değer miydi ya? Yani bazen kendisine insan bunu soruyor yani. Hani doğru. Gündüz 15 saat mesai yapıyorsun. Her gün, her gün, her gün, her gün. Eşek gibi çalışıyorsun yani. Ne için? Ne yani? Ya. Ömrün geçmiş gitmiş. Aileni görmemişsin. Dostlarınla bir iki işte böyle muhabbet etmemişsin. İşte bir çay tadıyla içememişsin. Çocuklarınla zaman geçirememişsin. Ne bileyim aileni görmemişsin. İşte ailenle zaman geçirememişsin. O zaman yani. Hani bir yerde hayat kaçıyor. Ben hep benimle çalışan arkadaşlara şey söylüyorum. Arkadaşlar diyorum, işle ilgili her şey olur. Hiç merak etmeyin. Strese de girmeye gerek yok. Her şeyi yaparız diyorum. Kimse hani böyle dünyayı kurtaracağım gözüyle de bakmasın işe. Evet, iyi yapalım işi, hakkıyla yapalım. Ama hiçbir zaman geçmişe dönüp de vay efendim biz şu işi nasıl şöyle yapmıştık gibi bir şey hatırlanmayacak. Ama bizim birbirimize dokunduğumuz, dokunabildiğimiz anlar hiç unutulmayacak. Demekle. Çok doğru söylüyorsun. Maya Angelou diyor ya insanlar diyor ne dediğinizi, içeriğini falan unutabilirler ama sizin nasıl onları hissettirdiğinizi, nasıl hissettirdiğinizi asla unutmazlar. O çok önemli yani. Bununla ilgili bu hafta bir şey izledim. Doğan Cüceloğlu tamamen böyle önüme düştü YouTube'da. Onun da acıklı bir hikayesi var. Galiba mutlu hikayelerin hep başlangıcı bir acıdan geçiyor. Evet. Yani mizahta da aynısı aslında. Gülerken hep onun içerisindeki biz acıyı yorumlayarak ancak kahkaha üretebiliyoruz diye düşünüyorum. İlkokula gidiyor, birinci sınıfa başlıyor. Tabii 11 çocuklu bir ailenin en küçük çocuğu. Öğretmen böyle sert, katı bir öğretmen. Derse giriyor, yoklama alırken Mehmet Doğan Cüceloğlu diyor. Şimdi Doğan Cüceloğlu isminin göbek adının Mehmet olduğunu bilmiyor. İşte köy yerinde de onlara Cüceller dermiş. Dolayısıyla Cüceloğlu olduğunu da bilmiyor. Ya diyor hani ben miyim acaba diye bir kararsızlık yaşıyor. Mahcup el de kaldıramıyor falan. Hoca ikinci defa, üçüncü defa söyleyince artık sert çıkıyor hoca. O da böyle bir parmak kaldırıyor. Ondan sonra neyse yine o hafta işte bir yanındaki arkadaşı biraz da hiperaktifti diyor. Onu birkaç kere hırpalıyor öğretmen. Sonra o bu hafta vallahi okuldan nefret ediyor böyle. Hani ben bir daha okula gitmeyeceğim vallahi soğuyor ediyor. Sonra başına işte şey bir hadise geliyor. Bir sene kadar ara veriyor. Eğitim hayatına vermek zorunda kalıyor. Ertesi sene tekrar gidiyor ama tabii bir kaygılar var. Haline nasıl birine denk gelecek. Tabii öğretmen değişiyor bir sene geçince. Başka bir öğretmen, yeni bir öğretmen. Daha yeni göreve başlayan nişanlı falan. Gencecik bir öğretmen geliyor sınıfa. Ay çocuklar siz ne şekersiniz. Hadi sizle beraber bir şarkı söyleyelim bilmem ne derken o günü çıkıyor ve ben öğretmenimi çok seviyorum, okulumu çok seviyorum. Ya bakın belki Doğan Cüceloğlu şimdi 70 yaşında bir insan. Yani hayatında böyle anlatırken videoyu böyle birkaç an var. Birkaç dokunuş. Yani insan olarak bir an var ki o an ya insanın kalbine dokunuyoruz ya da belki o insanın hayatında böyle kırılganlık yaratan bir anın müsebbibi oluyoruz aslında. Evet. Bu kadar basit hayat ya. Doğru. Hocalarım var benim, öğretmenlerim mesela. Hani hiç aramam onları yani. Hayatımda pozitif çok bir katkısı olmamıştır. Çok böyle ufuk açmamıştır yani. Hani böyle durup da aman şu hocayı, şu öğretmeni çok özledim diyemem yani onlar hakkında. Hı hı. Neden? Çünkü bir şekilde hevesimi kırmışlar. Bir şekilde o potansiyelimi görmemiş ya da gereksiz yere eleştirmiş. Ya da mesela haksız yere pat diye enseme vurmuştu. Yani. Bunu seneler sonra da unutmuyorsun. O adaletsizlikleri, o küçük violence'ları, şiddet, ufak şiddetleri, hayatın içerisinde gördüğün haksızlıkları ya da işte duygusal şiddet de olabilir. Bu mesela bir tane üniversitede bir hocam vardı. Ben hatırlıyorum bütün o sene doktoralara başvurmuşsun ama böyle bir tane hocalardan biri benden habersiz negatif bir şey yazmış. Ve bunu söyledim ya. Sonradan haberim aldım. Kazara haberim aldım. Mesela onun yüzünden bütün herkesten red aldım. Bütün okullardan. 17 tane okula başvurmuştum. Ailem de tabii
şey inek paralarını, ineklerini falan satıp böyle bütün her şey varlığını yoklarını ve ayırıyorlar ve doktora her biri de $100 yani başvuruyor. 17 lira başvurmuşum. Hepsinden red almış. Şimdi ben o negatif referans mektubu yazan hocamı hiç hayırla yad etmiyorum yani. Aramıyorum. ya da işte başka bir hoca vardı aynı şekilde üniversitede. O gittiğinde demişti ki Fahri sen işte sen emin misin akademisyen olmak istediğine? Yani bak bu kadar red geldiğine göre burada sana bir mesaj var. Sen iş dünyasına gitsin. Hiç böyle vaktini kaybetme akademisyenlikte. Herkes de akademisyen olmak zorunda değil falan diye. Böyle güven sana yardımcı oluyor. İsten isten konuşarak böyle. Senin aslında hevesini kırıyor. O imaj mesela hiç gözümden gitmez benim. Bu imajı... deseydim hayatımda bütün akademisyenliği çöpe atacaktım. Bu ben imajı... Fahri Hocam bu imajı bizi dinleyenler hayatlarında bence birkaç sefer kesin görmüştür. Tabii canım her mümkün değil görmemesi. Hele Türkiye'de. Hele yani, beyaz yakalılar. Hele beyaz. Yani böyle küçümseyerek böyle üstten aa sen bu işleri bilmiyorsun canım. Yani aa sen ne kadar naifsin. Aa sen ne kadar safsın. Aa, sen ne kadar işte bu şeyleri anlamaktan uzaksın diye böyle üstten o hani bütün o mesajlar evet. Seni aslında daha çok kamçılıyor. Ya da sen hakikaten senin değerini içindeki o potansiyeli deryalar gibi çağlayanları hani gören bir hoca mesela seni teşvik ediyor, önünü açıyor. Gerçekten canlı başla çalışıyor. İşte ben pozitiflere ismini vererek söyleyeyim. Zeynep Aycan hocam vardı benim. Gecenin işte onlarına kadar oturup 5-6 sayfa referans mektubu yazmıştı. Ben hiç unutamam onun o fedakarlığı. O desteğini yani. Bak kaç sene, 20 sene geçmiş. Hala o desteğini vefayla hatırlarım yani. Ve hatta böyle şey olmuştu böyle. Hani bir yerde bir eleştiri falan bir şey olduğunda hemen ilk ben savunurum. Yani. Neden? Çünkü vefa hissediyorsun. Sen işte mesela sana hakikaten çok iyi davranan, senin hayallerini, potansiyellerini gören, teşvik eden, önünü açmaya çalışan, sendeki yeteneği, cevheri gören hocalarına bambaşka bir muhabbet besliyorsun. Seneler geçti de o hocaların desteğini asla unutmuyorsun. Kesinlikle. İyi diyorsun beni bugünlere getirmişler. İyi ki mesela o küçücük şeyler bile, hani kesinlikle. Küçücük bir teşvik bile olsa, seni mesela önünü açacak, hayalinde, ufkunda çok iyi bir şey yapıyorsun dediği anda sana bütün o şeyler, dünyalar senin oluyor. Bütün dünyan değişiyor senin. O hocaya ayrı bir muhabbet besliyorsun ve ondan her şeyi alabileceğin her şeyi öğrenmeye çalışıyorsun. Çok benzer bir yine o Doğan Cüceloğlu'nun videosunda vardı. Akademik kariyerinden dolayı bahsetmek isterim. Üniversiteye gidecek. Ankara'da lisede okuyor. Aslında bambaşka bir şeyi var. Tıpkı biz hani nasıl iyi bir puan alırdık. Sen ama mühendis ol, doktor ol da puanın boşuna gitmesin kafası. Aynı o zamanlarda da öyle bir yönlendirme var. Bir hocası ama karşısına alıyor. Diyor ki Doğan diyor sen diyor insan davranışlarını anlasan. Bununla beraber insanlara da yardımcı olsan. Bunu diyor evet. Türkiye'nin buna çok ihtiyacı var. Kesinlikle. Bununla ilgili araştırmalar yapsan diyor. Diyor ki ben diyor o an. Bir diyor o hoca benim gözlerime bakarak konuştu. Benim o an hayatımda o zamana kadar gözlerime bakıp da benim muhatap olan kimse olmamıştı diyor. Evet. İşte bak. Ya kadar... bir an ya. Şimdi onu hayal edebiliyor muyuz? Işte. Koskoca 70 yıllık hayatın o an 2-3 dakikası ya 2-3 dakikalık bir etkinin bütün hayatı yani Profesör Doktor Cüceloğlu olana kadar ona etkisi ya 2-3 dakikalık o anın bütün bir hayata etkisi. Kesinlikle. Kesinlikle. Veya tam ya. Tersi yani. Yıkıcı etki de aynen buna benzer oluyor. Aslında kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Bariz bir hata yaptı öğrencimiz ya da işte çocuğumuz neyse. Bazen böyle çok acımasızca eleştiriyoruz. Ne kadar acımasız olduğumuzun farkına dahi varmıyoruz. Diyoruz ki hayat böyle işte yani bunu da öğrenmesi gerekiyor. Yani hayat acımasızsın. Hani yetişmesi için böyle öğrenmesi gerekiyor falan diye bazen böyle aşırı hırpalıyoruz. Öğrencilerimizi, çocuklarımızı neyse yani. Halbuki bunlar belki onların hayatında ciddi yaralar da açıyor olabilir. Daha böyle şefkatli davranmak gerekiyor ve hakikaten
böyle usulünce aynı şeyi mesela hatayı böyle gözüne soka soka böyle ayıplarcasına küçümseyerek söylemek var. Hakaret ederek söylemek var. Bir de böyle hatayı fark etmesini sağlarsın ama bir taraftan da teşvik edici konuşmaya devam edersin. Ve hakikaten umut vermeye devam edersin. Ya bu bütün bunları ben senin çözeceğine inanıyorum dersin. Böyle böyle bunlar evet, evet hatalı ama bunlar üzerinde çalışarak hepsini çözebileceğin şeyler. Mesajı bambaşka bir mesaj vermiş olursun o zaman. Yani o kişinin büyüyeceğine çok daha iyi potansiyeli olacağına inanman lazım ki seni. Hani nasıl bir ağacı yetiştirirken sevgiyle suladığın zaman, işte destek verdiğin zaman, onunla konuştuğun zaman biliyorsun bununla ilgili bir sürü şeyler var. Hani bitkilerle güzel konuştuğunda o bitkiler hakikaten serpiliyor, çok güzel, mutlu oluyorlar. Hakaret edilen bitkiler de hakikaten soluyor yani. Kesinlikle. Bu bilimsel bunlar. Bunlar aynen öyle. Aynen öyle. Aforizmadan bahsetmiyoruz. Literal bunların araştırması yapılmış yani. Ya araştırma değil de hayatımıza tatbik edelim. Ben ofis açıkken yapıyordum yani hakikaten. Bir bitki vardı, herkes öldü, çöpe at falan dedi. Ya ben onu haftalarca büyüttüm yani. Kesinlikle. Ve insanlar şaşırdı ya, nasıl oldu falan. Evet. Sahip çıkıyorsun şefkatle. Okşuyorsun o bitkiyi. İşte hakikaten o sevgini gösteriyorsun. İnanılmaz fark ediyor. Bir bitkide bile bu kadar fark ediyorsa insanlarda ne kadar fark eder? Düşünsene. Kesinlikle. Şimdi biz ne kadar, kaç kişinin acaba böyle yeteneklerinin katili olduk? Farklı. Hayatımızda. Bugüne eve gelene kadar. Bunu düşünelim. Kendimizi bence herkesin sorgulaması gerekiyor. Özellikle kesinlikle de anne babaları. Kesinlikle. Mesela çocuk diyelim beceriksiz, atıyorum yere bir süt döktü. Orada mesela sen iki seçeneğin var. Yani çileden çıkıp azarlayıp çocuğu küstürebilirsin. Veya hakikaten onu bir belki de oyuna çevirip, bir öğrenmeye çevirip beraber temizlemeyi öğretebilirsin o çocuğa. Yani hayatımızda her böyle şeyde aslında böyle ayrımlarda biz daha pozitif olanı seçebiliriz. Ve karşımızdaki insanın hayallerini, potansiyellerini öldürmek yerine onun potansiyeline sonuna kadar inansak biz kaybedeceğimiz hiçbir şey yok. Kesinlikle. Çünkü ben mesela şeye inanmam Fahri Hocam. Ben de işte abi ben sayısal yapamıyorum. Ya ben sözelden anlamam hani ben kesinlikle onu yapamam. Yok, yanlış o. Ya ben herkesin her şeyi yapabileceğini düşünüyorum. Tabii. Kendimden örnek ama vereceğim. Yapamam dediğin anda yapamaz. O da var ama ona inandırılmışlık da var. İşte. Çünkü o bir zaman olmuş, gelmişiz evet. İşte o soruyu çözerken o demiş ki bunu da mı yapamıyorsun? Evet. Akılsız falan demiş. Orada bir küsmüşsün ona. Küsüyorsun. Gerisin bitmiş ya. Yani orada senin için defter kapanmış. Halbuki ben de, yani o küsmese ve hakikaten senin değişebileceğine inancın olsa ben bunu öğreneceğim. Yapamıyorum şu anda ama yapabilirim, öğrenebilirim desem bütün hayatın değişecek belki. Ya bazen onu kendimiz diyemiyoruz ama hakikaten sorgulama noktasını bir başkası üzerinden kurduk ya denklemi. Aynı zamanda tabii, bizim tabii de kendi çocuğumuz veya ekibimizdeki bir arkadaşımız veya yakınlarımız tabii için yani. Tabii. Orada hakikaten yeteneğin katili olmamak gerekiyor. Kesinlikle. Ya ben hatırlıyorum ben dershaneye gittiğimde bakın üniversiteye hazırlanırken dershaneye gittiğimde ben fizik yapmaya başlamıştım. Çünkü ne? Hocaya aşık oldum ya. Adam anlatıyor. Adam sevdiriyor. Tabii. Adam hayatla ilişkisini kuruyor fiziğin. Kesinlikle. Anladım ondan ya dedim basitmiş bu. Kesinlikle. Ondan sonra özümsedim. Ondan sonra zaten sınavda yapabildim yani. Kesinlikle. Bu ne oldu? Bir seneye kadar ben okumuşum 15 senede. O anlamadım etmedim de bir sene ne oldu da anladım yani. Ne oldu da bu soruları yapmaya başladım. Kesinlikle. Yani o kadar fark ediyor ki. Hani kendinle kurduğun ilişkiyi aslında sınıfa da taşıyorsun. Yani ben mesela bu 2020'de her hafta kendimi şaşırtacağım diye bir söz verdim ya. Kendimi de beynimi eğlendireceğim, kendimi de şaşırtacağım. Hı-hı. Kendimi şaşırtıp beynimi eğlendirene kadar öğrenmeyi bırakmıyorum. Yani ben bu hafta mesela heyecanla, aşkla, şevkle böyle gözlerim ışıldayarak anlatabileceğim en az 5-6 şey öğrenmem gerekiyor dersten önce. Bunları dersime taze taze taşırsam biliyorum ki gözlerim parlayarak anlatacağım. Ve bu parıltıyı herkes görecek, çok daha iyi öğrenecek. Çünkü o heyecanı doğru sınıfa yansıtacağım. Bu hayatımızda bir alışkanlık olursa herkes, her öğretmen işte kendi hayatında yepyeni öğrendiği yeni şeyleri taze bir heyecanla oyun oynar gibi keşfederek hayatın içinde
sınıfa yedirirse ve bu heyecanı öğrenciler gördüğü anda bütün atmosfer değişiyor. Sınıfın bütün dinamiği değişiyor ve o heyecanı görüyor herkes ve hiçbir zaman unutmuyor. Şu anda mesela ben projeleri okuyorum. O heyecanlarımı, sınıftaki heyecanlarımı derslere nasıl yansımış olduğunu okuyorum mesela. Çok değil mi? Geri dönüşü oluyor kağıtlar üzerinden. Ve mesela çok enteresan olan şey şu. Mesela bir derste böyle 50 farklı şeye değinmişim. Neredeyse. Çok böyle dolu dolu ne öğrendiysem koymuşum içine, tamam mı? Böyle bazılarının da üzerinden geçmemişim ama siz keşfedin demişim yani. Mesela bir sürü 50 tane çekirdek tohum atmışım dersin içine. Bir sürü. 2 saat boyunca. O tohumlardan bakıyorum mesela her öğrenci bambaşka şeyler almış. Tamam büyük konuyu herkes anlıyor, tamam. Ama mesela şu çok enteresan. 150 tane öğrencim var benim. 150 öğrencinin böyle 150'si de bambaşka şeyler almış o derslerden. Yani bambaşka tohumların peşine düşmüş. Mesela bir tanesi işte dersin hiç alakasız bir noktasına takılmış. Onu ele almış, araştırmış. Oradan bambaşka bir şeyler çıkarmış kendine. Hiç hayal bile edemezdim ben mesela oradan onu alabileceğim. Her öğrencinin projesinde böyle onlarca farklı şey var, açılım var. Herkes bambaşka şeyler öğreniyor. Sen bir şeyi verdim zannediyorsun ama aslında mesela dersin içerisinde bir sürü tohumlar varsa, bir sürü şey, enteresan şey aynı anda veriyorsan mesela, bunların bir sürüsü yeşeriyor. Onu demek istiyorum. Ve her öğrenci bambaşka şeyler yeşertiyor. Bu çok enteresan. Çünkü her öğrenciye enteresan gelen konular da bambaşka konular. Bu da çok ilginç. Yani bazısına enteresan gelen şeyler bazısına hiç çekmiyor. Bu da çok hani bu şu demek. Yani dersin içerisinde modu sürekli değiştirdiğin zaman, konuları sürekli değiştirdiğin zaman, egzersizleri sürekli değiştirdiğin zaman herkesin aklında başka şeyler kalıyor. Herkes kendisine göre başka kıssadan hisseler çıkarıyor. Ve farklı kıssalardan farklı hisseler çıkarabiliyor bazen. Onun için mesela biz eğitimciler olarak dersin içerisinde bir sürü tohum atmamızı. Ve o tohumların hangisinin yeşereceğine de öğrencilerin karar vermesi gerekiyor. Aslında bir şey gibi bu. Kafeterya opsiyonu açık menü gibi düşünelim. Bir sürü şeyi sen verdiğin zaman ne kadar zengin bir menüyü de ortaya koyarsan öğrenciler de o kadar aralarında kendilerine uygun şeyi seçme şansı o kadar artıyor. Mesela bunu şöyle örnek vereyim ben. Dersimde mesela ben dünyanın en çok kazanan sporcularına da değiniyorum. Ronaldo, Messi falan. Ondan geçiyorum işte dünyanın işte en çok kazanan selebritileri kimler? En çok kazanan popçuları kimler? Oradan BTS, Taylor Swift'ten falan bahsediyorum. Oradan alıyorum işte wellness industry, sağlık endüstrisi trilyona yaklaşıyor diyorum. Oradan işte Hollywood selebritesi Gwyneth Paltrow var ya, kendi Goop diye bir markasını kurmuş. Goop markasında neler yapıyor? Netflix'te yeni program oluşturmuş. Oradan alıyorum işte Christopher Nolan'ın filmlerine getiriyorum. Interstellar'da yıldızlar arası yolculuklardan neler çıkartabiliriz? Mesela oradan alıyorum bir hayal gücü olduğunu diyorum ki ışık hızında yolculuk yapsanız evrende nereye gitmek istersiniz? Herkes bununla ilgili hayal kuruyor. Ama bütün bu egzersizler birer ikişer dakika sürüyor, yeni şeyler geliyor. Bazı egzersizler de derinlemesine 10 dakika falan sürüyor. Ama modu sürekli değiştiriyorum ben. Sabah sabah Seda Sayan formatı niye bu kadar tuttu? Sürekli değişiyor, bir atraksiyon var programda. Yani mesela bir işte konuk geliyor, derdini çözdüm, tamam bitti. Tamam bir sonraki şeyde frame'de reklam arasından sonra koşalım eğlenelim göbek atalım. Bambaşka bir şeye geçiyorsun yani. Hani böyle her dakika başka şeyler yeşertiyor. Ya da doğru. Farklı varyasyonları tohum olarak formatın içerisine hepsini koyabiliyorsun. Doğru. Eğlence yani, koyabiliyorsun. Ya da böyle aynen. Öğretici şekilde koyabiliyorsun. Onun için kesinlikle. Yani üniversitede reytingi çok olan hocalarda hep yok muydu aslında? Kesinlikle. Yani ya bir dinamizm vardı ya hikaye anlatımı biçimi kesinlikle. Çok daha farklıydı ya eğlenceli şeyler yapardı derste. Farklı. Ve sen eğlenmen gerekiyor. Yani kesinlikle. Sen eğlenmiyorsan sınıf zaten sen mesela dersine giderken aman bugün de bilmem ne oflaya puflaya gidiyorsan sınıf hayli hayli oflar puflar yani. Sen önce kendini bir değiştireceksin yani. Silkelen bir heyecan duyacağın formata getirene kadar o derste girme sınıfa yani. O derste ne zaman ki böyle korkacaksın, o kadar korkacaksın ki böyle
o kadar çok heyecan duyacaksın ve aynı zamanda o kadar çok korkacaksın ki acaba olacak mı? Yeni bir şey deniyorum, çok korkuyorum şu anda. Ama tutarsa da çok güzel olur diye o heyecanı korkarak girişimcilik içerisinde risk alarak sınıfa gitmiyorsun. O dersin hakkını vermiyorsun da. Aynı geçen seneki şeyleri bir daha yapıyor. Ben sıkılıyorum ya. Kendimden sıkılıyorum. Kendi sesimden sıkılıyorum. Doğru. Ben kendi konularımı tekrar tekrar aynı şeyleri anlatmak istemiyorum. Ben önce kendim sıkılmam lazım. Kendim sıkılmamak için sürekli öğrenmem lazım. Ve kendimi şaşırtmam gerek. O şaşırtmayı, eğlenceyi dersime şov olarak taşıyabiliyorsam, egzersizlerle hayatın içerisinde bir sürü tohum atabiliyorsam ne mutlu bana. O zaman herkes seviyor. Herkes mutlu oluyor. Ve bunu da görüyorsun yani şu anda. O kadar çok şey öğrenmişler ki bunları görmek beni çok mutlu ediyor. Ne mutlu size. Yani bir de mesela öğrencilerin o kadar farklı hayalleri, dünyaları var ki. Bir tanesi var mesela Hollywood filmlerinde oynamış. İşte Netflix'te filmi dönüyor öğrencinin. Ama oynadığında daha çocuk tutarmış yani. 14 yaşında falanmış çocuklar. Daha çocuk mu çocuklarda? Yani ama mesela bir tanesi müzisyen kendi albümünü çıkarmaya çalışıyor. Bir tanesi işte modacı, tasarımcı kendi markasını oluşturmaya çalışıyor. Hayatlarının böyle baharında gençler. Hepsi bambaşka hayalleri var. Onların peşinden gidiyorlar. Şimdi hiçbir derste doğru düzgün bu çocuklara hayal güçlerini, girişimciliklerini uygulayarak böyle hayatınca projeye dönüştürebilecekleri alan yok. Ben dersinde onu açmaya yok. Senin ilgi alanı, şeyin neyse alanı, o konuda sonuna kadar git yani. Abartarak. Hı-hı. Yani sınırsızca. Yani bir şeyi abartmak gerekiyor. Yeteneklerini mesela 10'la çarpabiliyorsan 10'la çarp. 100'le çarpabiliyorsan 100'le. Zayıf yönlerini çözmeye çalışma. Zayıf yönleri unut. Bırak ya. Zayıf yönün zayıf kalsın. Önemli değil. Zayıf yönün bırak zayıf kalsın. Güçlü yönlerini ona nasıl katlarım? Buna odaklan. Güçlü yönünü 10'la çarpın. Freak ol. Hatta böyle deli ol, manyak ol. 10 katı daha güçlü. Çünkü şeyde de değindik ya, Şoko Pop programını yapan kişi. Ben siz anlatınca şey geldi aklım orada. O kadar kabiliyet var ki. Çünkü ben yakalayamam mesela onun o boyutta bakışını. Tabii. Ama tabii. O kabiliyeti köreltmiyorsan gün tabii. Geliyor onu çok güzel bir şekilde o inovatif ürüne çevirecek şekle şemale sokabiliyorsun. Ama orada şu var mesela Şoko Pop o arkadaşın TED Talk'u var. TED Talk'unu izlerseniz mesela orada şunu söylüyor. Ay bu tür şeylerle sen niye ilgileniyorsun diye bir aşağılanma olacağını diyor. Sürekli sezdim ve çok çekindim. Ne zaman ki diyor bu çekinmeden tamamen sıyrıldım. Hani böyle boş işler, beleş işler falan filan şeyini aştım. Ve hakikaten bu konuları dünyaya ilan ettim. Ben ilgileniyorum ve bir sürü de şey öğreniyorum. İşte bunları öğrendim. Bunu dediğim anda diyor bambaşka bir level atladım. Yani. Hakikaten de o şeyi görüyorsun. Yani orada mesela illa bir şeyi sıçrama taşında toplumun ne dediğini onu bir aşmak gerekiyor bir noktada. El alemin ne düşündüğünü, seni nereye koyduğunu buna hiçbir önemi yok. Sen kendini nereye koyuyorsun bu önemli. Sen kendi yolculuğuna nasıl çıkıyorsun? Kendi yolculuğunda nereye varmak istiyorsun? Bu senin hayatın. Baş kahraman sensin. Senin filmin başrol oyuncusu da sensin. Rolünün hakkını vermek zorundasın. Ben Fahri 1.0'da 2.0'a çıkmam lazım. Fahri 2.0'dan 50.0'a çıkmam lazım. Her gün 51.0'a çıkmam. Her gün bir level daha atlayıp oyunda nasıl bilgisayar oyunlarında level atlama var. Aynı şekilde hayatta sürekli level atlayıp maksimum işte 1.0, 2000.0 kendi level'larımın en üstüne nasıl çıkabilirim? Dünyanın benden beklediği tamam. Fahri 3000.0 neyse yani. Fahri 10.000.0 her gün bir level atlama. Yani bunu yapabilirsek de her gün 365 level atlasak. Ben o zaman 365 level öteye arttırmış olurum kendimi bir sene. 10 senede 3650 level attım. Anlatabiliyor musun? Sınırsız bir potansiyel. Ve bütün dünya, evren, bizim hayal gücümüz sınırsız. Ne kadar geliştirsek kendimizi okyanusta damla kadar. Sınırsız. Gidebileceğimiz yer sınırsız dolayısıyla. Ve çekinecek hiçbir şey yok. Bu korkularımızdan
sıyrılmamız gerekiyor. Sıra dışı olmak için, sıradan ve sürüdenliği atmak için. Onun için de ki, bence herkesin Türkiye'de garip olması gerekiyor, tuhaf olması gerekiyor. İşte deli manyak çatlak olmak. Başka türlü bu toplum baskısından kurtulamaz. Ve o demir kafesler, sürekli demir kafesler sürekli bizi baskılıyor. Ne kadar bunun dışına özgürce kuş gibi uçabilirsek o kadar.